Ş harfinin enerji frekansına baktığımızda lüksü ve konforu çok seven bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Eğer isminde daha fazla Ş varsa, yani küçük harfler isim içinde de geçiyorsa Ş harfleri, çiçek ismine gelelim. İki tane Ç var. Güzel enerji, neşe enerjisini taşır, konuşkanlık enerjisini taşır, sesleri güzeldir, sanatla ilgileri yüksek olabilir. Çilek isminden bahsedelim biraz da. Yine para kaçağı olma ihtimali olan isimlerden bir tanesi. İsminin güzel yönlerini, frekans yönlerini kullanır, aklına koyduğunu yapar, bunun için rahatlıkla harekete geçer ise büyük başarıda da imza atabilir. Çağdaş ismine bakalım. Çağdaş isminde aslında böyle yine lükse düşkünlük, şan, şöhret, önde olma etkisi, frekansı yüksek. O yüzden popüler olabilirler. Ç harfinin enerji frekansına baktığımızda lüksü ve konforu çok seven bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Konuşmayı da çok seviyor. Güzel eşyaları seviyor. Ama bu harcama dengesini kuramama ihtimali var. Dolayısıyla gereksiz harcamalar yapmaya yatkın bir enerjiyle karşı karşıyayız. Eğer parayı tutucu bir enerji yoksa para gelip gidebilir. Bu nedenle diğer yanındaki harflerin önemi, harflerin frekansının, o seslerin frekansının önemi Ç harfinde daha ön plana çıkıyor. Para kaçağı yapmaması adına. Eğer isminde daha fazla Ç varsa, yani küçük harfler isim içinde de geçiyorsa Ç harfleri, şanslı ve güzel deneyimler yaşayabilir. Güzel kazançlarla karşılaşabilir. Ama yine parayı tutmayla ilgili başka frekanslar yoksa yine para kaçağıyla karşılaşma ihtimali olabilir. Akciğerlerle ilgili ve tiroidlerle ilgili rahatsızlıklara yatkındır Ç harfinin enerji frekansı. Bu alanlarda da dikkatli olmak gerekir. Yanındaki tabii ki diğer harflerin frekansları bu durumu olumluya da çevirebilir veya baskın hale de getirebilir. Şimdi bakalım Ç harfiyle birkaç tane isim verelim. İlk önce kadınların isimlerinden, sonra da erkek isimlerinden örnekler verelim. Çağla ismi. Çağla ismi bir kere lükse ve konfora düşkün olacaktır. Her şeyin en güzelini almak isteği içerisinde olabilir. Bu arada konuşmayla ilgili bir iş yapabilirler. Sözleri ve sesleri dikkat çekici olacaktır. İnsanları etkileyen bir ses enerjisine sahip olabilirler. Aklına koydukları pek çok şeyi kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Yaptıkları işte başarıyı yakalayabilirler. İnatçı özellikleri vardır. Hafif de kıskançlık özellikleri de olabilir. Ama bu mesela çok böyle bariz bir inat değil. Daha doğrusu daha azimli olmalarını sağlayan ılımlı bir inattan bahsediyorum. El sanatlarıyla veya elle yapılan işlerle ilgili alanlarda büyük başarıya imza atabilirler. Akıllarına koydukları her şeyi yapan, her konuyu akılla muhakeme eden ve rahatlıkla arzu ettiklerine ulaşabilecek güzel bir etkiye sahipler. Güzel sanatlarla ilgili alanlarda da başarıyı yakalayabilirler. Güzel enerjili bir isim olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu soyadından ve başka isim varsa oradan gelen isimlere göre bu ismin yaymış olduğu, yani kişide yaratmış olduğu manyetik bilgi, enerji değişiklik gösterebilir. Ama bu Çağla isminin genel frekansının yorumlamasıdır. Çılga ismi Ç harfiyle başladığı için yine lükse düşkünlük, işte konfor arayışı söz konusu olabilir ve para kaçağı yaşayabilir kişi. Ve biraz da duygularını ifadeyi sert yapabilir veya ifade etmeyle ilgili pürüzler yaşayabilir. Çılgı isminde de el sanatları ve güzel sanatlarla ilgili olan alanlarda olumlu pozitif etkilerle karşılaşabiliriz. Daha inatçı ve keskin bir şekilde inadını ortaya koyabilen bir yapısı olabilir. Bunun yanı sıra da akıllıca adımlar atabilir. Eğer bu inadı yönetebilirse ve bir parça da kıskançlık enerjisi vardır. Bunları iyi yönetebilirse
bu isme sahip olan kişiler de başarıyı kolaylıkla yakalayabilirler. Tabii ki bu durum soyadınızdaki ve başka bir ek isminiz varsa o alanlarda da değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla ben sadece Çılgın ismininkini verdim, manyetik etkisini. Diğer isimlerin kombinine göre de farklı bir manyetik enerji ortaya çıkabilir. Bunlar da isim analizlerinde daha belli olarak ortaya gelebilir. Çiçek ismine gelelim. İki tane çiçeği var. Güzel enerji tabii ki neşe enerjisini taşır, konuşkanlık enerjisini taşır. Sesleri güzeldir, sanatla ilgileri yüksek olabilir. Duygusal bir hassasiyetleri vardır. Sevilen insanlar olurlar genellikle. Ancak para kaçağı çok fazla olabilir. Harcamalarına dikkat etmeli. Gerekli olmayan bazı şeyleri almaktan uzak durmaya özen göstermeliler. Akademik kariyer konusunda da başarıyı yakalayabilirler. Kariyerlerinde de yükselebilirler. Naif bir duygusal yapıları olduğu için kırılgan olabilirler. Bu alanda daha belki duygusal olarak kendini güçlendirmeleri daha iyi olur. Eğer soyadında veya başka bir ismi varsa ve kullanılan bir isimse o da belki bu durumu o isimleri veya soyadındaki enerjiler o duygusal hassasiyeti düzenlemiş olabilirler. Ben sadece çiçek isminin şu anda frekansal çözümlemesini yaptım. Ama dediğim gibi bir kombin halinde daha doğru olacaktır. Belki bunun için analiz yaptırmak gerek duyulursa kişinin duygusal alanını güçlendirmek, kendini ifade alanını güçlendirmek adına çalışma yapılabilir. Çünkü hani böyle ağlama hissi, kendini için ya da başka insanlar için üzülme hissi yüksek olan bir isim, bunu dengelemekte fayda olacağını söyleyebilirim. Ama aşk alanında şanslı bir enerjiye de sahipler ve bunun yanı sıra hani şanslılar. Ancak belirli bir konuya atılım yapmayla ilgili geri planda durabilirler. İşte mesela o da kariyerde, evet, akademik kariyerde yapmış olduğunuz sınavlar sonrasında belki yükselirsiniz ama iş hayatınızda size verilen işleri iyi yaptığınız için yükselirsiniz. Ancak kendinize bir iş kurma, daha büyük hedeflere ulaşma konusunda çiçek isminin biraz başka harflerden oluşan ses frekanslarıyla desteklenmesi gerekir. Çiğdem ismine gelelim. Yine böyle güzel enerjisi vardır, duygusal bir hassasiyeti vardır. Sanat ve sanat konularıyla, tasarım konularıyla ilgilenebilir. Para harcamayı sevebilir veya parayı tutamayabilir ya da gelen para gidebilir. Çünkü Ç harfinin genel olarak özelliğinde bu var, bunu yönetmek gerekir. Tatlı bir inadı vardır, sert değildir. Bu aslında olumlu bir etki getirebilir, daha azimli olmasını sağlayabilir. Çünkü duygusal hassasiyet yüksek olduğu için bunu indirgeyebilir ve dolayısıyla hedeflerine ulaşma konusunda daha azimli olmuş olması maddi ve manevi anlamda başarı getirebilir. Sabırlıdır, dayanıklıdır, güçlüdür. Çok naif görüntüsüne rağmen aslında iç anlamda güçlü bir enerjiye sahiptir. Genel olarak ayakları yere sağlam basan bir yapısı vardır. Mantıkla hareket etmeyi tercih eder. Eğer ki para kaçağı yapmazsa, gereksiz harcamalarda bulunmazsa, yani gelir gideri iyi yönetirse güzel bir mal sahibi olma, yani mal mülk sahibi olabilme veya yönetici olabilme etkilerinin yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Sezgilerinde de yüksekliği olan bir isimdir. Tabii ben bu ismi sadece Çiğdem olarak sizlere yorumladım. Soyadı veya başka isimleri varsa kombinin de bütün hepsini bakılarak çıkacak olan enerji frekansı biraz daha farklı olacaktır. Eğer gerek duyulursa analiz yapılmalı ve belki de ek isim verilmelidir derim. Çilay ismine geçelim. Yine konuşkan, yaşamdan zevk alan, lükse önem veren, parayı tutma ile ilgili pürüzler yaşayabilecek bir yapıya sahip olabilirler. Duygusal hassasiyetleri vardır. Sanatsal eğilimleri yüksektir. Özellikle el sanatları
ile ilgili olan alanlarda başarıyı daha çok yakalayabilirler. Ancak sonu A ile bitiyor. Daha evvelden başka isimlerde de bunu söylemiştim. İkili ilişkiler anlamında hak ettiği değeri görememe, vermiş olduğu ilgiyi, sevgiyi karşı taraftan alamamayla ilgili deneyimler yaşayabilir. Bu ismin manyetik enerjisi. Eğer soyadında veya başka ismi varsa o isimlerden desteklenmiyorsa bu sevginin ve ilginin karşılığını görebilme, ikili ilişkilerdeki mutluluğu yakalayabilme durumu, o zaman belki de bir ek isim almak gerekir. Önce de bir analiz yapılarak buna bakılırsa iyi olabilir. Geçmiş olaylara takılma ihtimali de bu ismin yüksek. Geçmiş olaylardaki unutamama, kırgınlıkları aşamama, bazı yaşadığı travmalardan çıkamama, özellikle çocukluk yaşlarında yaşadığı durumlardan arınamama ihtimali de var. Bu Çilay isminin bunun içine belki de çalışma yapılması daha doğru olacaktır. Bunu eğer geçmişteki olayları bir tecrübe olarak almak ve tecrübeleri değerlendirerek yaşam yolculuğunda ilerlemek adına kullanırsa kişi, o zaman bu kişiyi başarılara götürebilir. Çilek isminden bahsedelim biraz da. Yine para kaçağı olma ihtimali olan isimlerden bir tanesi. Çünkü lüks olanı, güzel olanı sevebilir. Neşeli ve girişken, konuşkan bir yapısı olabilir. Girişken demeyeyim de çünkü biraz içe yönelik bir yapı. Daha sanatçı, daha naif bir enerji. Hani yakınlarıyla güzel konuşur, ses tonu güzel olur, iletişimi güzel olabilir. Duygusal hassasiyetini el sanatlarına veya sanatın herhangi bir alanına yansıtırsa büyük başarı yakalayıp bu alanlarda kariyer sahibi de olabilir. İnsanları etkileyen manyetik bir, güzel bir enerjiye sahip olabilir. Duygusal hassasiyeti fazla olduğundan dolayı kırıngan ve alıngan olma ihtimali var. Bu tarafı güçlendirmekte fayda olacaktır. Hatta bu alanı sanata yönlendirmek en güzel olacaktır. Tabii bahsetmiş olduğum bu yorumum, enerjisel yorumum sadece çilek adı için. Eğer hani tam bir analiz isteniyorsa, soyadı kullanılıyorsa, başka isimleri varsa tümüne bakılarak aslında kişinin manyetik alanında oluşturduğu enerjiyi analiz edebilirim. Dilerseniz bununla ilgili başvurabilirsiniz. Gerek duyulursa, ki çilek isimlerine gerek duyulabiliyor. Çünkü fazla naif kaçabiliyor. O zaman belki de güçlendirici başka bir ek isim bulmakta vermemde fayda da olabilir. Evet, Çilay ismine gelelim. Çilay ismine geldiğimizde de neşeli, güzel konuşan sesiyle ve konuşma şekliyle insanları olumlu etkileyen, özellikle yakın çevresinde güzel enerjilerin veren, duygusal olarak hassas, naif, yine el sanatlarına düşkün, daha doğrusu el sanatlarında yetenekli bir yapıyı görüyoruz. Daha kararlı bir yapı, karar verdiği zaman başarıyı yakalayacak olan bir yapı olabilir. Ancak bu iç duygularındaki naiflik bazen alınganlığa ve kırılganlığa dönebilir. Küsmeye sebep olabilir arkadaşlarıyla veya ilişkilerindeki kişilerde. Bu alanı güçlendirmek ve düzeltmek daha doğru olacaktır. İnsanları olumlu etkileyen bir enerjiye sahip olmakla beraber buradaki titreşimin naifliği biraz korumasızlık enerjisini verebilir. O yüzden biraz daha güçlenmesi lazım bu ismin. Frekansının yükselmesi lazım. Eğer kişinin soyadında veya başka bir adı varsa o alanlarda güçlendirici etkiler varsa ala, ama yoksa belki bir ek isim alınmasında fayda olacaktır. Bütün bu alanlar incelenerek yapılması gerekir. Dilerseniz bunun için başvurabilirsiniz. Çünkü benim isim önerdiğim, isim koyalım dediğim isimlerden biridir Çiler. Evet, Çolpan ismine bakalım. Ç ile başlıyor. Yine lükse ve güzel şeylere düşkünlük olabilir. Yine bir parça para kaçağı olabilir ama arkasından sonra O geldiği için o kadar olmayacaktır. Diğer Ç harflerindeki kadar yüksek olmaz.
Yine parayı ve kazancı toplayabilir, organizasyon yeteneği çok yüksek olabilir, sesiyle, konuşma şekliyle insanları etkilediğinden dolayı insanlar onun etrafında birleşebilir. Yine her türlü sanata, özellikle el sanatlarına yatkınlığı yüksektir. P harfinin frekansı burada olumlu bir enerji veriyor, saygınlık enerjisini getiriyor. Bununla beraber bir şeyleri ya da kişileri ya da durumları bir araya getirebilecek gücü de getiriyor. Akıllıca adımlar atıldığı takdirde, sağduyulu olunduğu takdirde güzel başarılar yaşanabilir. Ancak neyle bitiyor? Neyle bitenlerde bir sıkışıklık yaşarız demiştim başka isim analizlerinde de. N harfi burada gereğinden fazla sorgulayıcı ve sağduyulu davranıp atılması gerekli olan adımları sebebini verebilir, etkisini verebilir. Eğer böylesi bir durum varsa hani bunun için bir düzenleme yapmak daha doğru olacaktır. Tabii bu sadece Çolpan isminin analiziydi. Çünkü bir kişiyi analiz ederken hem soyadına hem varsa başka isimlerine de bakarak isimlerini analiz etmek daha doğru olacaktır. Ve ona göre de belki de bir ek isim gerekecektir. Şimdi biraz erkek isimlerinden Çağan ismine gelelim. Çağan ismi de yine lüks ve konforu içeren konular ön planda olabilir. Seyahat etmek, başka yerleri gezmek, yeni maceralara atılmayla ilgili bir enerjiyi gösterir. O yüzden seyyarlar çıkabilir. Bu alanda veya çok yolculuk yapan insanlar bu isim etkisiyle harekete geçebilir. Aklına koyduğu her şeyi yapabilecek bir güce sahip gözüküyor. Yumuşak G var ortalıkta, burada iki tarafındaki olan A hedeflerine ulaşma konusunda dirayet, güç ve eminlik halini verebilir. O yüzden akıllıca adımlar atıp başarıya doğru ilerleyebilir. Sadece buradaki handikap sonda biten N harfinin gelişiyle kaynaklanıyor. Aslında bu N harfi kişiye sağduyu veriyor, akıllıca adımlar atmasını sağlıyor, sezgilerini yükseltiyor. Bu anlamda olumlu. Eğer bu şekilde kullanırsa harika. Ama burada çok fazla sorgulayan, endişe ve korkuyla harekete geçmeye engel olan bir N frekansı kullanılırsa, o zaman belki de işte bu etkiyi ortadan kaldıracak bir ek isimle desteklemekte fayda olur. İsminin güzel yönlerini, frekans yönlerini kullanır, aklına koyduğunu yapar, bunun için rahatlıkla harekete geçer ise büyük başarıda imza atabilir. Bunu siz kendiniz biliyorsunuz ama zaten demek istediğim, bir kombine bakmak gerekiyor. Bunun içinde soyad varsa ek isme de bakmakta fayda olacaktır. Çağatay'a gelelim. Çağatay ismi yine para harcamayı seven, lükse önem veren, seyahat etmeyi seven bir yapıyı gösteriyor. Güzel konuşabilir, konuşmayla ilgili para kazanabilir. Yani konuşma etkisiyle işte sunucu olabilir, spiker olabilir ya da işte iş yerindeki yaptığı konuşmalar, bir satışla ilgili yapmış olduğu konuşmalar olumlu etkiler getirebilir. Ticaret konusunda başarılı etkilere sahip gözüküyor. Aklına koyduğunu bu alanda yapabilir. Ancak ikili ilişkileriyle ilgili vermiş olduğu değerin karşılığını görememe ihtimali söz konusu olabilir. Bu alanda belki desteklenmesi gerekebilir bu ismin. Eğer bununla ilgili bir sorun yaşanmıyorsa zaten demek ki ya soyadından ya da varsa başka bir ismi o alandan destekleyici etkiler altındadır Çağatay ismine sahip olan kişiler. Genel anlamda geçmişteki tecrübeleri iyi değerlendiren, ticari konularda başarılı olan, konuşmayla ve yeni projelerle başarıları yakalayabilecek ve bu konuda da azimli olabilecek olumlu bir enerjisi var. Ama bahsettiğim özellikle ikili ilişkilerle ilgili pürüz varsa belki de bir ek isimle desteklenmesi daha doğru olacak olabilir. Çağdaş ismine bakalım. Çağdaş isminde aslında böyle yine lükse düşkünlük, şan, şöhret, önde olma üst etkisi, frekansı yüksek. O yüzden popüler olabilirler bulundukları çevrede. Sözleri, isimleri daha çok duyulabilir.
güzel projelerle imza atabilirler. İnatçı ama zararsız bir inattan bahsediyorum. Yani işe yarayan bir inatçı, dirayetli bir yapıları olabilir. Şanlı ve şöhretli olacakları durumların yanı sıra sanatla ilgili olan konularda da çok başarıyı yakalayabileceklerini veya çok güzel projeler üretebileceklerini söyleyebilirim. Genel anlamda baktığımızda eğer para kaçağı yaşamıyorsa, çünkü Ç harfi para kaçağı getirdiğinden dolayı, yani gelen gitmiyorsa veya bu dengeyi bir türlü oturtamıyorsa kişi, o zaman, yani gelen gidiyorsa veya bu dengeyi bir türlü kişi oturtamıyorsa, o zaman belki ikisinin de desteklenmesi daha doğru olur. Zaten bu sadece Çağdaş isminin analizi. Bir kişinin analizini yaparken soyadı varsa ek isimleriyle beraber bakmak o kişi hakkında daha doğru analiz yapmamızı sağlıyor. Ona göre gerek duyuluyor mu duyulmuyor mu ek bir ismi söyleyebiliyoruz. Çağrı ismine bakalım. Çağrı isminde de yine güzel projeler üretmek, lüks olanı sevmek, bunun yanı sıra söz veya sesleriyle insanları olumlu etkileyebilme enerjileri yüksek gözüküyor. Para kaçağı olabilir tabii ki Ç harfi baş harfi olduğu zaman ya da Ç harfi bir şekilde ismin içerisine girdiği zaman paranın giriş ve gidişini dengeleyememe, gereksiz harcamalar yapma ihtimali olabilir. Olumlu anlamda baktığımızda güzel projeler üreterek azim ve dirayetle, eminlik halinde ilerlemesini sağlar bu isim. Bu isimdeki handikap, kişinin kendi duygularını ifade edememesi, ifadesel bir sıkışıklık yaşaması veya yanlış ifade etmesi olabilir. Eğer duygularınızı ifade etmeyle ilgili bir pürüz yaşıyorsanız, o zaman belki ek isme ihtiyaç duyulabilir. Tabii ki ben şu anda sadece çağrı isminin analizini sizlerle paylaştım. Bir kişinin analizi yapılırken onun soyadına ve varsa başka isimlere ona göre değerlendirerek onun manyetik frekansına bakmak, etki alanına bakmak daha da doğru olacaktır. Çelik ismine gelelim. Ç harfiyle başladığı için bütün Ç harfiyle başlayanlarla aynı şekilde söylediğim gibi lüks olana düşkünlük, güzel olan şeyleri alma isteği, gereksiz harcamalara yatkınlık yüksek olabilir. El sanatlarına veya sanatın her alanına karşı özellikle yazı ile ilgili olan alanlarda da çok yetkinlik sahibi olabilirler, yetenekli olabilirler. Duygusal olarak hassas bir yapı, iç dünyası çok böyle naif olabilir. Her ne kadar çelik desek de sertmiş gibi görsek de o harflerin oluşturduğu ses frekansında aslında iç dünyasınız naif, daha hassas, daha duygusal. Karşı taraftan beklenti halinde olan bir yapıyı da gösteriyor olabilir. K'la bitiyor, bu güçlü bir etki veriyor. Müzikle, sanatla, her türlü özellikle eli ilgilendiren sanatlarla ilgili alanlarda büyük başarılara imza atma ihtimali yüksek gözüküyor. Cazibeli bir, karizmatik bir, tatlı bir karizması da olabilir bu ismi taşıyan kişilerin. Alınganlık, kırılganlık, küsmek gibi davranış modelleri de gözlemlenebilir. Bunları yönetmek lazım, dönüştürmek lazım. Tabii ben Çelik isminin sizlere yorumunu yaptım, manyetik yorumunu yaptım, enerjisel yorumunu. Soyadı, kişinin soyadı varsa başka isimleri onlara göre değerlendirmek daha doğru analiz sonuçları verecektir. Buna göre yapılan analizlere göre de eğer bir ek isim konması gerekiyorsa ona dair çalışma yapmam gerekecektir. Evet, Çınar ismine geliyorum. Ç harfiyle başladığı için çok böyle yine girişken, sözleri çok güzel dinlenebilen bir yapıya sahip. Ancak I harfi geliyor Ç'den sonra. Bu duygularını ifade edememe veya yanlış ifade etmeyle ilgili bir durumu da bize gösteriyor olabilir. Fazla sağduyulu olmak, dışarıya güvenmemek, insanlara güvenmemek, olası risklere karşı endişe hissetmek gibi duygu durumları da olabilir.
Bunu doğru bir şekilde kullanılırsa bu enerji daha sağduyulu, akıllıca kararlar vererek mantık dizgesinde istenilen hedeflere kararla ulaşmanızı sağlayabilir. Size de para kaçağı olabilir. Yani gereğinden fazla bir harcama söz konusu olabilir veya harcamanıza sebep verecek durumlar oluşabilir parayı. Ya da bunun gelir gider dengesini oluşturamamayla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Kurallar hayatınızda önemli olacaktır. Kuralcı olabilirsiniz. Kendiniz de kurallara uyabilirsiniz. Akılla, mantık ve sağduyuyla giderken duyguları unutmamak gerekiyor. Kendi iç duygularınızla fark etmek, o duyguları belki ortaya çıkartmak, karşı tarafa sevgi sözcüklerini daha çok söylemek, dönüşümüz için çok daha önemli olacaktır. Soyadınızda veya başka adınız varsa bu alanlarda destekleyici etkilerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir kişinin isim analizini yaparken hepsine beraber bakmak daha doğru sonuçlar doğurur. Genel olarak ben hani bu isme bir ek isim öneriyorum ama tabii ki soyad varsa başka ek isimlerine de bakarak buna karar veriyorum açıkçası.